Savaşı'nda yalnız değildi Osmanlı Devleti. Tarihler 1853-56'yı gösterdiği yıllar arasında Rusya ile yaptığı bu savaşta İngiltere gibi güçlü bir devlet de vardı. Ama Rusya'nın tabir ettiği gibi Osmanlı Devleti hasta adamdı. Hastanede odaya yatırılmış, kalp cihazına bağlanmış ve koluna serum takılmış, hasta bir vaziyette, baygın bir vaziyette bekliyordu. İngiltere kardeşlerim Osmanlı Devleti'ni ziyarete gelmişti. Gelirken marketten 1 litre meyve suyu, 1 kilo muz ve tütün kolonyası alıvermişti. Osmanlı Devleti'ni o halde görünce gözlerine inanamadı İngiltere. Ah kardeşim, sana kim yaptı bunları? Sana bunu yapanların elleri kırılsın evi. Sana bunu yapanlara ben yanlarına kar bırakır mıyım diyordu. Sen hiç merak etme Osmanlı, ben seni korumak için buradayım dedi. Donanmaların dışarıda, seni koruyup kollayacaklar dediğinde Osmanlı Devleti, kardeşlerim sağ ol, sağ ol diyerek zar zor nefes alıyordu. Nezaketen Osmanlı Devleti şöyle dedi İngiltere'ye. İngiltere'cim, kardeşim, yaptığın masrafı ben karşılayayım dedi. Kardeşlerim nezaketen denir ya hani ben ödeyeyim diye. Siz de nezaket beklersiniz karşıdakinden. Ya olur mu kardeşim ben öderim merak etme. Der gibi. İngiltere tuttu bize dedi ki öde o zaman dedi. Kardeşlerim bir anda Osmanlı Devleti'nin kalp cihazı düz çizgiyi göstermeye başladı. Elde yok, avuçta yok. Hazine desen tam takır kuru bakır. Nasıl olacaktı bu iş diye düşündü Osmanlı. İngiltere'nin gözünün içine baktı. Dedi ki İngiltere'cim hiç olmazsa bana borç verebilir misin? Abdülmecit dönemiydi kardeşlerim. İlk defa dışarıdan ne alıyorduk? Borç para alıyorduk. Hem de neyi karşılamak için aldık? İngiltere'nin masrafını karşılamak için aldık. İlginç olan da bu değil mi? İngiltere'nin yaptığı masrafı karşılamak için ilk defa dış borç. Kimden alıyoruz? İngiltere'den. Hangi savaşta alıyoruz? Kırım Savaşı'nda. Hangi padişah dönemi? Abdülmecit dönemi. Kardeşlerin borcu bize verdi. Bir cebinden çıkarttı. Öbür cebine biz geri koyduk mu parayı? Evet. Olan hanemize kardeşlerim yazılan bol sıfırlı borcu oldu. Kardeşlerim ilk dış borç hangi savaşta alınmış? Kırım Savaşı'nda. Kırım Savaşı adını verdiğimiz bu savaşta ilk telgraf hattını da döşedik. Bu savaşta kardeşlerim gönüllü hemşirelik yapmak üzere ülkemize gelen Florence Nightingale adında bir hemşiremiz var. İngiliz, Selim yakışlasında İngiliz askerlerinin yaralarını sarmak için geliyor kardeşlerim. Ve bu kadın gelmeden önce yaralı askerlerin ölüm oranı %80 iken bu kadın geldiğinde %10'lara düşüyor. Bu kadının doğum günü hemşireler günü olarak kutlanıyor. Florence Nightingale sürekli yaralı askerlerin arasında dolaşıyor. Gece vakti elinde lambasıyla birlikte yerini saçıyor mu? Arkist yapayım mı? Parol vereyim mi diye hastaların, yaralıların arasında dolaşıyor. Ve yaralılar buna ne diyorlar biliyor musunuz? Lambalı kadın diyorlar. Adından da anlaşıldığı gibi Florasan Nightingale kardeşlerim. Lambalı kadın diyorlar.